İstanbul Küçükçekmece'de çatı malzemesi yüzünden komşu kavgası çıktı. Kimi birbirini bıçakla kovaladı, kimi su döktü, kimi kum fırlattı. O anlar geliyor ekranlarınıza. Bakın, kavganın fitilini ateşleyen malzemeler işte bunlar. Asbesti, yani kanserojen maddeler. Bıçak çektiler, su döktüler, kum fırlattılar. Komşular çatı malzemesi yüzünden birbirine girdi. Burası Küçükçekmece. Komşular arasında günlerdir süren çatı malzemesi gerginliği vardı. Mahalle dün yine karıştı. Çocuk boğazını öldürdü. Bu madde kanserojen madde. Devlet yasaklamış. Bir hafta 10 gün açık durursa ne yaparsınız? Sadece kaldırın dedik. Sadece kokuyor yani, kaldırın dedik, kavga etmeye başladılar. Burası iddia göre gecekondu sahipleri tarafından bir müteahhite verildi. Yaklaşık bir ay önce de yıkılmaya başladı. Ancak buradaki o zararlı malzemeler buraya konuldu. İşte bu nedenle komşular bundan rahatsız oldu ve gecekondu sahiplerine buradaki malzemeleri kaldırmasını istedi. Bana bıçak salladı. Ya Allah aşkına, yapmayın, komşuyuz ya. Ortalık bir anda karıştı. Herkes birbirine vurmaya başladı. Bu yaşlı adam da saldırıya uğradı. Müteahhite verdik. Ondan sonra çocuğu dövmüş. Kimin çocuğunu dövüyorlar? Benim çocuğumu. Ben geldim kurtarma, beni de dövdüler. Tekme ve yumrukların yerini bu kez su ve kum aldı. Bu kadın elindeki suyu karşı tarafa döktü. Gecekondu sahibi yaşlı adam da kendini böyle savundu. Sizin kaldığınız evin çatısında asbestli malzemeler varmış. Malzemeleri indirdik. Bizim kendi yerimiz, ona zararı yok. Komşu kavgası polisin gelmesiyle son buldu.